Seyirciler elindeki tineri kilisenin kapısına döktü, bir anda ateşe verdi. Alevler hızla büyüdü. İstanbul Kadıköy'de facia teğet geçti. O korku dolu anlarda kameralar kayıttaydı. Elindeki tiner kutusuyla tek hamlede kilise duvarını açtı. Tineri kapıya savurduktan sonra çakmağa çaktı. Alevler bir anda her yeri kapladı. Burası Kadıköy Bahariye'deki Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesi. Saat 21 sıraları. Saldırgan Muhammed şimdi kameranın kadrajına girdi. Saldırgan duvarı tek hamlede açtıktan sonra kilise kapısına yönelmeye başladı. Elinde tiner şişesi vardı. Kapağını açtı ve kapıya döktü. Yangın çok büyüyebilirdi yani sonuçta. O yüzden hepimiz panikledik. Şimdinin çakmağa çakmasıyla alevler bir anda kilise kapısını sardı. Saldırgan kaçmak yerine tekbir getirmeye başladı. O anlara tanık olanlar da şaşkındı. Yangın kapıda başladı, bir anda büyüdü. Bütün kiliseyi sarması an meselesiydi. O anda zabıtalar ve çevredekiler hemen olay yerine geldiler. Önce saldırganı etkisiz hale getirdiler. Daha sonra ise yangına müdahale ettiler. O sıcak anlarda kameralar kayıttaydı. Saldırgan kaçacak fırsatı bulamadı. Polislere teslim edildi. Alevlerse tüm kiliseyi kaplamadan söndürüldü. Olası bir facianın da önüne geçilmiş oldu. Gecede rüyasında Hazreti İsa'yı görmüş. Onun üzerine gelmiş buraya. Akli dengesi yerinde değil yani. Akli dengesi yerinde değil gibi görünüyor. Gözaltına alınan saldırgan sabıkalı çıktı. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Polis şu sorunun yanıtını arıyor. Şimdi kundaklama girişimini yalnız mı planladı, yoksa saldırının arkasında başkaları da mı vardı?